Hikayemizin adı Bıdık'ın Karnı Neden Ağrıyor? O gün masal ormanında yolunda gitmeyen bir şeyler var gibiydi. En yakın arkadaşı Sincap Bıdık o gün oyun oynamak için yanına gelmemişti. Halbuki daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. Sincap Bıdık her sabah mutlaka tavşan Pufi'ye gelirdi. Geldikten sonra tüm günü birlikte geçirirlerdi. Acaba ne oldu da arkadaşı gecikmişti? Pufi Bıdık'ın yanına gidip ne olduğunu öğrenmeye karar verdi. Pufi annesinden izin alarak yola çıktı. Çiçeklerle süslü patikadan yürüyerek Bıdık'ın evine geldi. Kapıyı birkaç kez çaldı. Bıdık'ın annesi kapıyı açtı. Merhaba Pufi, hoş geldin dedi Sincap Bıdık'ın annesi. Merhaba, hoş bulduk dedi tavşan Pufi. Bıdık bugün oynamaya gelmedi. Onu çok merak ettim diye ekledi. Bıdık'ın annesi gülümsedi. Hadi içeri gel. Pufi, Bıdık şu an evde dedi. Pufi merakla içeri girdi. Odaya girdiğinde arkadaşını yatakta uzanırken buldu. Bıdık hiç iyi görünmüyordu. Yüzü sararmıştı, gözleri eskisi gibi parıldamıyordu. Tavşan Pufi telaşlandı. En yakın arkadaşına ne olmuştu? Yatağın yanındaki sandalyeye sessizce oturdu. Merhaba Bıdık, hasta mısın diye endişeyle sordu tavşan Pufi. Sincap Bıdık yatağında güçlükçe doğruldu ve merhaba Pufi, evet biraz hastayım dedi cansız bir sesle. Pufi üzülmüştü. Sana birdenbire ne oldu Bıdık? Dün çok iyiydin, hatta ne güzel oyunlar oynamıştık dedi. Evet, dün çok iyiydim. Bu sabah uyandığımda ise kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Karnım ağrıyor, midem bulanıyordu. Doktor geldi ve bana iğne yaptı. Bu yüzden yanına gelemedim dedi. Pufi Bıdık'ın neden bu kadar hasta olduğunu anlayamadı. Peki ama neden diye sordu tavşan Pufi. Bıdık biraz kızardı ve bir şey diyemedi. O sırada odaya Bıdık'ın annesi geldi. Size biraz kiraz getirdim çocuklar dedi. Bıdık kirazları görünce daha da kızardı. Annesi gülümseyerek Bıdık'a baktı. Bıdıkçım, sanırım Pufi neden hasta olduğunu merak ediyor. Ona neden hasta olduğunu anlatmayacak mısın dedi. Bıdık parlayan kıpkırmızı kirazlara baktı ve biraz düşündü. Bıdık'ın yerine annesi anlatmaya başladı. Puficiğim, Bıdık dün bahçemizdeki kiraz ağacına çıkmış. Çıkmakla da kalmamış. Dallardaki kirazları neredeyse bitirmiş. Ama kirazları yemeden önce hiç yıkamamış. Sincap Bıdık başını öne eğerken tavşan Pufi merakla sormuştu. Ben hala anlamadım. Kirazları yıkamadan yerse ne olur ki? Bıdık'ın annesi anlatmaya başladı. Meyvelerin üzerinde mikrop ve bakteriler olabilir. Ve bu mikrop ve bakteriler meyveleri yıkamadan yersek vücudumuza girer. Sonra Bıdık'ı hasta ettikleri gibi bizi de hasta ederler. Bıdık üzülerek başını kaldırdı. Bunu daha önce bilmiyordum anneciğim ama artık öğrendim. Bundan sonra meyveleri yıkamadan yemeyeceğim dedi. Pufi heyecanla araya girdi. Doğrusu bunu daha önce ben de bilmiyordum. Bundan sonra meyveleri yemeden önce mutlaka yıkayacağım dedi gülümsedi. Tavşan Pufi ve Sincap Bıdık tabaktaki kirazları iştahla bitirdiler. Pufi hasta arkadaşına o gün ormanda yaşananları anlattı ve şakalar yaptı. Bıdık arkadaşı onu ziyarete geldiği için kendisini daha iyi hissediyordu. Bugün iki arkadaş da önemli bir şey öğrenmişti. Bundan sonra hiçbir meyveyi yıkamadan yemeyeceklerdi.